Ben kendim 1950 doğumluyum. Yani 55 senedir bu arıcılığın içinde, 2-3 yaşından beri arıcılığın içinde babadan kalan bir meslek. Babadan kalan, babamız rahmetli oldu. Ondan sonra biz kendimiz Karakovan'dan yetiştik. Karakovan'dan zaman oldu. Fenli ve Karakovan ikisini birisini yapmak istedim. Yani. Yapıyorum dedi. Gezginci arıcıyım. Nerede yağışın bol olursa, hava şartlarına göre, yağışın bol olduğu göre arılarımı da taşıyam, göç edeyim. Kendi arabam var, işçim var. Benim çocuklar var. Ata mesleğimiz, baba mesleğimizi sürdüreyim şu anda. Yani eskiden Karakovan'dı çoğunluklar. Şimdi hem fenli hem Karakovan. Fenli derken? Fenli derken mesela şu peteği hazır çıtanın içine koyayım. Mesela bak. Bu evet, çıtanın içine koyduğum zaman bunlar da fenli bal oluyor. Evet. Bu fenli bal oluyor. Hmm. Karakovan dediği zaman da bak içinde temel petek yok. Evet. Orijinal, doğal, yüksek dağın balı, gezginci arayacağım. Ama bu ballarımızı da, bu televizyonda çıkan ballar bizim balımızın satışını da engelledi, ballarımızı da bozdu. Millet ürkmüş bal almaktan, şimdi korkmuş, her yerden bal alamıyorlar. Evet. Bal alamayınca bizim balımız da, yani balım çok oluyor, arım çok olduğu için hem fiyata indirim yapayım, hem de yani satıştan sürüm olsun diye indirimli vereyim. Evet. Benden alıp 60 aylar, 50 aylar Karakovan balını 100 liraya satıyorlar. Ama ben üretici olduğum için hem fiyat hem kalite. Fenli balı yapıyorsunuz. Kilos kaçın? Kaliteli yapıyorsunuz. Tabii ben gezginci arıcıyım yani. Nerede kaliteyi buldumsa oraya yetişeyim yani. Çiçeklerin bol olduğu yeri göreyim. Evet. Bir de baldan yanı anlamak için de yediğim bal böyle tadına baktığın zaman boğazda bir aroma, riha verir. O riha geçmez. Boğazda bir yakma yapar. Kaliteli yakma bal. Yapar kaliteli yakma bal. Yapar. Sağlam bal. He, sağlam bal boğazda yandırır. Evet. Her şeyi aldatırsan damağı aldatamazsın yani. Allah'ın vermiş olduğu damağı aldatamazsın. Evet. Her şeyi aldatır ama damağı aldatılmaz. Fakat balı aldığı zaman, yediği zaman damaktan, dinle damakta balı bir analiz edersen. Yedikten sonra nefesi dışarıya doğru versen, kaliteli bal kendi kendini gösterir onda. Yok, glikozdan, fabrika peteginden, ordu şeker ballarından, şekerle yetişen ballarda hiçbir bal rihası, bal kokusu diye hiçbir şey gelmez. Yani evet. Boğazda hiç belirti yapmaz. Bir kokusu bile yoktur yani. Yok. Kokusu bile hiçbir şeysi olmaz. Ha o evet. Ayrı. Glikozdan, bal şurubundan yapıyorlar ya. Mısır şurubundan. Ona esans atıyorlar. Boya atıyorlar. O bir anlık. Evet. Gerçek bal ağzıda, boğazda her şeyde bellidir. Yemede, yani boğazda, damakta bellidir dilde. Ama evet. Karakovan'ın, bu orijinal Karakovan'dır. Bak burada Karakovan'lar bak. Bunlar hep Karakovan'dır. Evet. Tamam. Bunlar babadan kalan mesleğin Karakovan'ı. Peki bak. Bu ballar, Karakovan dediğimiz ballar tamamen arının kutusunun içinde yılda bir defa çıkar olarak. Bu bal. Bu doğal evet. Bal yılda bir defa çıkar. Fenli yılda 3-4 defa çıkarırlar. Fenli yılda 3-4 defa çıkar ama Karakovan yılda bir defa çıkar. Bak bu da Karakovan'dır. Evet. Bak bunlar yılda bir defa çıkar. Karakovan'ın diğer ballara oranla daha faydalı olduğunu söyleyebilir miyiz? Karakovan katkı olmadığı, ballı... katkı olmadığı sürece içinde evet. Bu peteğinden bile faydalanırsa midede faydası olur. Mide ülser olsun, iç organlar olsun, içini bir antibiyotik gibi temizler iç organları. Evet. Orijinal Karakovan. Ama bunsa fabrika peteğidir. Fabrikadan evet. Baskılı, çıtalara yerleşili. Gerekli yerde araya şerbeti dayıyorlar. Şerbet verince hemen şöyle... Bak şerbet verilmemiş bal böyle olur. Evet. Arı kendi gücüne göre yapmış bunu. Bak evet. Bu arı gücüne göre yapmış bunları. Şerbet verilse hepsi tam mı oluyor? Şerbet verilse her taraf böyle bunun gibi beton gibi olur. Evet her taraf dolu olur. Her tarafını doldurur. Hı. Peki donma kısmında balı nasıl anlayabiliriz? Gerçek bal donma yapar. O senin kullanışına bağlı insanın, vatandaşın sıcak bir yerde kalırsa donma yapmaz. Soğuk yerde kalırsa bazı geç donar bazı... Yani şey olur, biraz daha evet. Çabuk donar. Peki donması nasıl, böyle merhem gibi mi, pütür pütür mü oluyor? Pütür pütür, tane pütür olur, o bitkiye göre. Bazı burgul gibi olur, bazı pütür pütür olur. Yani. Evet. Hiç donmayan bal daha sahtedir yani. Evet. Peki şekerden... bir arıcı olarak Urfa'daki bal sektörünü, arıcılık sektörünü nasıl görüyorsunuz? Sizin haricinde, haricinizde üreten var mı acaba? Var, var. %80'i, yani bu silah için arıcılıkla kaydolmuşlar birliğe. Silah ruhsatı alırlar.
arıcılardan, çevreden. Ama gerçek arıcı Urfa'da fazla yok yani. Ben babadan mesleğim kaldığı için, yani benim gibi yapan Urfa'da iki kişi var, yok. Sonradan arıcı yapmışlar. Son adam ilerlemiş, alışmış. Birinci var yok, o kendini sorumuzdayım. Sorumuzdayım. Bal mumu da bundan oluyor bak, bu şu boş mumdan. Evet. Bu şekilde geliyor. Önce bu şekil oluyor, sabun gibi oluyor. Evet. Ondan sonra fabrikada böyle oluyor. Evet. Peki bir arıcı olarak balın bize kısaca faydalarından bahseder misiniz? Vücuda ne gibi faydalar olur? Ölüm hariç her derde derman. Sabah aç karnına bir kaşık bal şifa niyetine yutarsansa her derde derman. Gerçek bal üzerine söyleyeyim. Ama maalesef gerçek balımızı da bu televizyon kanalları, ondan sonra bu sahtekarcılar, merdiven altı üretenler, devlet de bir şey yapamıyor. Ama o satıcının alıcının arası olan vicdana kalmış bir şey artık. Evet. Bu televizyonlarda gösterdikleri yani büyük ihtimalle sahte midir sizce? Sahte. Evet. Bir kilo balı nasıl vereyim 10 liraya? Ben bunu üreteyim, zorla yani bunun masrafını hesap ettiğim zaman balın bana maliyeti 30 liraya mal oluyor. Gezginci. Mazot pahalı, akaryakıt pahalı, kira pahalı, işçilik pahalı, malzeme pahalı. Yani her şeysine gelsen pahalı. Yani bir yerden bir yere göç ettiğin zaman 10 milyar gidiyor. Bir de oraya konaklama için para veriyorsun, yer kiralama yapıyorsun. Evet. Ama bu sahte adam balla hiç bilgisi yok. Merdiven altında üreti, ondan sonra getiri televizyonda gösterdi, o balı da sana göndermiyor. Petekli balı gösteriyor ama o balı göndermiyor sana. O bir tuzak gibi yani şey. Evet. Ama gerçek balı alma için aldığın zaman, yediğin zaman boğazında belirtir. Belirti yapar. Evet. Öyle o şekilde. Teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. Eklemek istediğimiz yani ne birlik, ne arıcılar, ne devlet. Yani bunun için peşine şey etmiyorlar yani. Televizyon şeylerine, satışlarına hiç engel olmuyor. Engel olmuyor televizyon satışlarına. Ceza yok Türkiye'de anlayacağı hiçbir şey. Televizyon hem milletin sağlığıyla oynuyorlar hem de gerçek arıcıları mağdur ediyorlar. O daha önce hiç kolesterol yoktu, tansiyon yoktu, şeker yoktu, kalp yoktu, böyle bir hastalık yoktu. Ha bu merdiven altında üretilen ürünlerden her hastalık meydana geldi artık. Glikozdan çıkan, mısırdan çıkan maddelerden şu hastalık çoğaldı yani sahtekarlıktan. O zaman yetkililerden gıda terörüne evet. Ha benim engel olsun isteriz. Dükkanım belli, yerim belli, her zaman tarım gıda gel denetim altına almış burayı. Ha burada raporlar da var da. Balları gelip burada analiz ediler. Evet. Ama seyir satıcılara bir şey yapamıyorlar. Bak bunlar balında analiz raporları. Evet. Bal analiz raporları burada. Bak bunlar tarım gıda sürekli geliyor. Tarım denetim altında balımız. Evet. Evet. Onun için yani devletten bir arıcıların üzerine bir düşmeleri, sahtekar merdiven altında üretilen balı yasaklaması. Yerinden yakalayacak. Yerinden, merdivenden altında değil. Pazarda değil. Pınarı baştan kesmeleri lazım. Hmm. Pınarı baştan. Evet. Televizyona serbest etmiş adam. Evet. Yani bir şey yapacak bir şey yok ardından sen. Devlet yapmasa ben hiç yapamam. Tabii. Evet. Teşekkür ederiz. Oldu. Allah razı olsun. Sağ ol. Abi. Abi. Elma var. Elma var.